Merhaba arkadaşlar, herkese iyi çalışmalar. Ben Murat Yüceda. Programlama dilleri hakkında serimizin 13. dersini gerçekleştireceğiz bugün. Tarihler 27 Eylül 2017. Java'dan bahsedeceğim. Java nedir? Ne zaman çıktı? Ne zaman sürüldü piyasaya? Ve Java ile neler yapılabiliyor? Bunun üstüne bir şey soracağım. Bir de dersin sonunda dipnot olarak söyleyeceğim bir durum daha var. İlerleyen zamanlarda bir Java serisi fikri var aklımda. Belki de siz bu videoyu seyrederken kanalımızda bir Java serisi de olacak. Neyse, onu dersin sonuna bırakalım. Şimdi Java Sun Microsystems mühendislerinden olan James Gosling tarafından geliştiriliyor. 1991 yılı gibi geliştirilmeye başlıyor. 95 yılında tam olarak piyasaya sürülüyor. Açık kaynak kodlu bir programlama dili Java, nesneye yönelik bir programlama dili. İşte zeminden bağımsız, yüksek verimli, çok işlevli gibi özellikleri var ama özellikle dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi yüksek seviyeli bir programlama dili. C# nasıldı? C# orta seviyeli bir programlama diliydi. Zaten çok ciddi bir karşılaştırma yapılır bununla ilgili Java versus C# şeklinde. İkisinin de birbirine göre artıları ve eksilerinin olduğu taraflar mevcut ama neredeyse hani biriyle yapılan şeylerin %80'i, %85'i diğeriyle de yapılmakta. Açık kaynak ifadesi vardı burada. Açık kaynak nedir? Hemen şunu da söyleyeyim. İlerleyen derslerde, ilerleyen videolar içerisinde belki siz bu videoyu seyrederken bu seri de başlamış olacak. Sadece jargonların, teknik jargonların yani teknik terimlerin olacağı bir seri de var aklımda. Mesela işte açık kaynak nedir? Ondan sonra web kavramları, domain nedir, host nedir, ondan sonra sunucu nedir, www nedir gibi böyle bu tarz bir kavramların aktarıldığı bir seri de aklımda mevcut. Şimdi açık kaynak dediğimiz şey bilgisayar yazılımının makine diline dönüştürülüp işte kullanılan önceki ne diyor? Programcılar tarafından okunur, anlaşılır, yeni amaçlara uygun değiştirilebilir halini. Şimdi buraya kadar yani şunu söyleyebilirim. Şu değiştirilebilir halini cümlesi var ya, oraya kadar şunu söyleyebilirim. Programcının yazmış olduğu kodlar. Tamam mı? Programcının yazmış olduğu kodları gizli tutmayıp açık, yani okunabilir halde program dünyasıyla, yani yazılım dünyasıyla paylaşılıyor olunması durumu. Paylaşılması durumu. Peki neden açık kaynak kodlu projeler üretilir? Mesela bu size yorum olarak kalsın. Bunun cevabı biraz daha böyle kişisel değil aslında. Çok somut cevapları var ama kişisel yoruma da dönüşebilecek cevaplar da var. Mesela soru şu olsun. Neden geliştiriciler normalde projelerden yazılımcılar para kazanırken neden açık kaynak kodlu proje üretirler? Yani yapmış oldukları bir programın kaynak kodlarını neden başkalarıyla paylaşırlar? Bu size araştırma konusu olarak kalsın. Ondan sonra Java'nın sık kullanılan sloganlarından birisi olan bir defa yaz, her yerde çalıştır. Yani write once, run anywhere şeklinde bir İngilizce telaffuz var. Bir defa yaz, her yerde çalıştır şeklinde bir şey var. Bir sloganı var. Java'daki bu kahve sembolü de yanlış hatırlamıyorsam bu arkadaşlar, yani şu arkadaşlar, Sun Microsystems'teki arkadaşlardan biri James Gosling bir kafede arkadaşlarıyla otururken böyle bir fikir arkadaşlarıyla oturup kahve içerken böyle bir fikrin ortaya çıkışıyla ilgili bir şeyler duymuştum. Onunla ilgili de tam emin değil. Ona da bir bakmak lazım. Sonra. Şimdi burası çok önemli. 2016 yılında bildirilen 9 milyon geliştiricisiyle özellikle istemci sunucu web uygulamaları için diyor falan en popüler programlama dilinden biridir şeklinde. Şimdi şunu söyleyeceğim. Java şu anda dünyanın en popüler programlama dil listesinin ilk sırasında. Çok açık ara önde. Arada hani milyonlarca kişi var. Java'yı bu kadar popüler yapan şey ne? İşte onu neler takip ediyor? Onu JavaScript takip ediyor. C# takip ediyor. İşte sonrasında HTML, PHP falan var. Bu listenin farklı web sitelerinde veya işte yazılım dergilerinde, yazılım kaynaklarında farklı versiyonlarını görebilirsiniz. Yani şu ikinci sıra ile 10. sıra arasında böyle küçük değişiklikler olabilir. Ama genel çatı bu şekilde ilerliyor. Şimdi bu sistemde Java'yı ilk sıraya koyan şeyler nedir? Birincisi hani C# ile ne demiştik işte dersin başlangıcında ne demiştik? C# ile yapılabilecek şeylerin neredeyse %80'i 85'i Java ile de yapılabiliyor. Yani aradaki sadece o yapılamayan küçük bir kısım mı Java'yı popüler hale getiriyor? Hayır. Birincisi açık kaynak kodlu olması. Ondan sonra ikincisi Java C# yaklaşık bir 10 sene kadar önce çıktı. Yani hatta biraz daha belki kısa.
Ondan sonra başka nedir sizce? Hani Java'yı bu kadar popüler yapan şey, tabii ki en önemli durumlardan birisi Java'nın mobil uygulamaları destekliyor olması. Bu çok önemli. Yani Android'in de Java tabanı var. Android zaten bugün dünya tamamen mobil uygulamalara, daha sonra işte yapay zeka doğru ilerliyor. Böyle bir dünyada Microsoft'un sanırım geri kaldığı kısım burası oldu. Özellikle mobil uygulamalar kısmı. Mesela Windows Phone'u piyasaya sürdüler. İstenilen verimi yakalayamadı. İşte sonra Nokia'yı satın aldılar. Nokia'yı piyasaya yeniden Android olarak, yani mobil olarak sürdüler Nokia'yı piyasaya. Nokia'dan da tam olarak yani bir Samsung'un veya işte iOS'un yakaladığı başarıyı yakalayamadılar. O yüzden mobilde biraz geride kalmak Java'yı bir adım daha ne yaptı? Öne çıkarmış oldum. İşte ne diyor? Java ilk çıktığında daha çok küçük cihazlarda kullanılmak için tasarlanmış bir dil olarak düşünüldü. Ancak işte düzlem bağımsızlığı özelliği, tek biçim kütüphane desteği C ve C++'dan çok daha üstün. Bakın, C'den ve C++'dan çok daha üstün olması zaten onu bu kadar popüler yapan şeyleri doğurmaya başlamıştı. Ve güvenli bir yazılım geliştirme işletme ortamı sunduğundan hemen her yerde ne yapılıyor? Kullanılmaya başlıyor Java. Java'da yazılım bu şekilde gerçekleştiriyor. İşte yazılımcı Java kodunu yazıyor. Sonra bunlar bir byte koda dönüştürülüyor. Ondan sonra byte koddan sonra da Java Virtual Machine diye bir kavram var. Java Virtual Machine, Java sanal makinesi tarafından byte kod işletiliyor. Ondan sonra son kullanıcının program çıktısı haline ne yapılıyor? Dönüştürülen süreç işliyor. Peki Java ile neler yapılabilir? Şöyle kaba taslak yazdım. Bu Java ile yapılabilecekleri çok daha kapsamlı şeyler var, eksikler var. Eksikleri de sizler yorum olarak tamamlayabilirsiniz. Şöyle ki işte web sayfaları için görsel uygulamalar, ondan sonra masaüstü uygulamaları, otomasyon sistemleri, iki boyutlu ve üç boyutlu oyunlar. Unity içerisinde hem C# kısmı var hem Java kısmı var. Sonra grafiksel kullanıcı arayüz uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, web tabanlı uygulamalar, işte telefon uygulamaları, sonrasında metin editörleri, resim düzenleyiciler, bir benzin otomasyonu sistemi, işte bankamatiklerin bir kısmında Java var. Masaüstü uygulamalar demiştik zaten. Bazı online oyunlar şeklinde bu liste uzayıp gider. Zaten işte bunun içerisine ne geliyor? Sonra mobil kısmı, telefonlar şeklinde ne yapıyor? Devam ediyor. Yani yapılabilecek şeyler çok fazla Java'yla da, C#'la da çok fazla. Hani şunu da söyleyeyim ondan sonra söyleyeceğim birkaç şey var. İşte ilk ders kodu da System out print parantez içerisinde merhaba dünya şeklinde ilk ders kodda mevcut. Şimdi Java mı C# mı sorusunun cevabı aslında sizde bitiyor. Siz hani ne çalışmak istiyorsunuz? Java mı daha çekici geliyor size, yoksa C# mı daha çekici geliyor? Hani Java'nın sadece o konsol kısmı yok. Altta çıkan NetBeans'te çalışılan beyaz ekran var ya, orada veya Eclipse'de çalışılan, yine Eclipse'de de sanırım alt kısımda diye hatırlıyorum. NetBeans ve Eclipse Java'nın geliştirme arayüzleri, Java geliştirme arayüzleri. Hani sadece o konsol kısmından ibaret değil, yani bunun dışında çok ciddi bir form arayüzleri var bunun şeyin. Java'nın da form arayüzü olan kısımlar var. İster Java olsun, ister C# olsun, ne çalışırsanız çalışın, yani ikisiyle de çok kendinizi geliştirdikten sonra çok iyi paralar kazanabileceğiniz iki alan. Her şeyin sizde bittiğini unutmayın. Sadece yapmış olduğunuz işte en iyi olmaya çalışın. Kendinizi en optimal şekilde geliştirmeye çalışın. Zaten kendinize yaptığınız yatırımın sonucunda yine olacak olan kişi sizlersiniz. Programlama dillerinin 13. serisi Java. Böylece sonlanmış oldu. İlerleyen zamanlarda bir Java serisi var aklımda. Bakalım, inşallah bununla ilgili de bir çalışma yapmayı düşünüyorum. Tarihler 27 Eylül 2017. Ben Murat Yüceda. Programlama Dilleri Eğitim serimizin 14. dersinde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum size. Java ile ilgili yorumlarınızı da video altına bırakabilirsiniz. Görüşmek üzere, kolay gelsin.